İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Servet Soylu'nun cenazesi pazar günü Gazi Osman Paşa Merkez Camii'sinde kılınacak. Öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vefat haberini Twitter hesabından İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakk'ın rahmetine kavuştu. Merhume Allah'tan rahmet Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum ifadeleriyle paylaştı. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu 75 yaşındaydı. Bakan Soylu annesinin vefat haberinin ardından hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Servet Soylu'nun cenazesi pazar günü Gazi Osman Paşa Merkez Camii'sinde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek. Vefat haberinin ardından peş peşe taziye mesajları yayınlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendinin Hakk'a yürüyen kıymetli validesi Servet Soylu Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve kederli ailesine sabrı cemil diliyorum paylaşımında bulundu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Servet teyzemize Allah'tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, mekanı cennet olsun paylaşımını yaptı. Bakanlar, AK Parti'den çok sayıda isim ve muhalefet partilerinin temsilcileri de başsağlığı mesajları yayınladılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti. Servet Soylu'nun cenazesinin pazar günü Gazi Osman Paşa Merkez Camii'sinde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilecek. Haberi ek olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu ve ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajları yayınladı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.